Selamun aleyküm dostlar. Günaydın. Of, bayağı uyumuşuz. Yeni uyandık. Yolda yeni bir günden hepinize merhaba diyelim. Saat 9.30 olmuş. Kalkıp çadırları toparlayıp hemen gideceğiz. Hava soğuk. İyiden iyiye hissettirmeye başlıyor artık soğuk kendini buralarda da. Özellikle sabah ve akşam. Haydi toparlanıp gidelim. Akşama yağmur gelebilir. Dün atar belki biraz dedim ama yağmadı. Hava parçalı bulutlu. Biraz daha yol alalım. Haydi gidelim. Toparlayalım çadırı. Güzel kamp yerimiz bura. Günaydın Silvio. Haydi toplanalım gidelim kardeş. Kamp alanımızdan kalktık, bir yarım saat de geçti kalkalı. Bayağıdır yürüyoruz şimdi. Oy, saat 10.30. Önümüzde bir koy var. Koya iniyor. Yol. Sonra oradan başka bir koya geçiyor. Oradan Kılıçlı Boğazcık tarafına dönüyor. Sonra öyle Kaş'a doğru gidiyor işte. Allah, antik kentler var önümüzde. Alperay mı? Öyle bir yer var. Bu koyda bir dükkan görünüyor. Hoduk Ramazan diye bir işletme ismi. Hoduk Ramazan'ın yeri mi? Öyle bir şey. Onun orada su vardır diye düşünüyoruz. Mekan varsa su da olabilir. Oradan suyumuz azaldı. 1 litre falan suyum kaldı. Suyumuzu tazeleyip yola devam edeceğiz. Kılıçlı'ya doğru. Dün kapattığımız yer iyiymiş abi. Orada kamp atmasaymışız. Bir saat boyunca kamp atacak yer bulamayacaktık. Ta ki o koya kadar muhtemelen. Çünkü yol tekrar kayalıklara, taşlıklara sarmış. Haydi bakalım inelim. Evet abi, şöyle bir koya indik, iniyoruz daha doğrusu. Ve böyle düzlük kamp alanları da varmış burada. Dün bir yaklaşık bir saat yürüseymişiz buraya gelirmişiz ama hava kararıyordu. Yemek yapmak falan zorlaşırdı. Demir atmış tekneler görüyorum denizde. Haydi bir yakından bakalım. Sezonluk bir mekan mı var burada işaretli? Bunu merak ettim. Hoduk Ramazan neymiş abi? 25 kilometre kaldı Kaş'a. Belki şurada denizin kenarında bir kısa mola veririz. Yoldaş önden gider yine. Kız! Yoldaş! Ne yapın? Bekle bizi de. Bak. Evet dostlar, hala Kekova Adaları'nın, Kekova Körfezi'nin kenarındayız. Burası da o dediğim mekan. Sobası yanıyor, içeride birileri var. Ama gıdaya ihtiyacımız yok. Su için belki rahatsız edebilirim ama. Bir bakalım. Patika. Onun evinin kenarından geçiyor. Yörük Ramazan Restoran demiş. Camping Money. Paralı kamp alanı. O open 7/24. Anlaşılan dayımız burada yaşıyor. Elektriği de var. Silvio su. Diyalog su.
Bilmiyorum. Var mı ileride başka su? Bak bakalım haritadan. Isırgan otlarına bakın abi. Ekmiş gibi sanki mübarek. Tertemizler ha. Belki biraz alabiliriz. Evet abi, şimdi o Yörük Ramazan'ın mekanına girmedik. Haritaya baktık, 1800 metre ileride iki tane su gösteriyor. Umarım kuyu falan değildir. Ki o şeye de, Yörük Ramazan'a da bir su geliyorsa muhtemelen oradan mı geliyor? Diğer koya doğru gidiyoruz. O çeşmenin başında bir mola veririz diye düşündük. Antik kalıntılar hala devam ediyor dostlar. Şöyle bir düzlüğe indik. Bakın şurada bir duvar parçası var. Tamamen yıkılmış halde. Böyle bir düzlükteyiz. Şurası yarımada. Karayla bağlantı noktası bu düzlük yani. Tekrar şöyle bir koya iniyoruz. Orada yine taş evler var. Bakalım o su dedikleri dediği yer neresi? Abi su dediği yer burasıymış ya. Su birikintisi hayvanlar için. Haydi gidelim. Boğazın şey, yarımadanın diğer ucuna gidiyoruz. Yine deniz karşılayacak bizi. Bakalım buluruz herhalde biraz su. Oradan dönüyor harita. Boğazca içeri giriyor biraz. Yoldaş danalara sarıyor bak. Gel buraya yoldaş. Gel kızım. Bak bir depik atar, sümsüğü kodumu oturursun. Gel buraya. Vay vay vay. Lahit kalıntıları. Gel buraya. Bak depiği koyacak şimdi ha. Yoldaş. Oyun mu istiyorsun sen? Ne yapıyorsun koca hayvanlarla? Akınca bizi koruduğunu zannediyor. Tamam ben yaptım işimi, hadi ekmek verin diye bak. Gel kızım buraya. Gel buraya. Yoldaş. İşte dinlemez sözümü. Gel. Ekmeğin onun sırtının çantasında olduğunu biliyor. Sabah yedin bir ton ekmek. Şurada bir keçi ağılı gibi bir yer var. Barınak, baraka. Burada da eski bir taş ev var. Karşıda bir antik kent kalıntıları var tepede tam. Ve birkaç ev var burada. Geldik şeye, yarımadanın diğer ucuna, yine denize. Ağaçta bir sürü arı var. Evet abi. Yıkıntılarla dolu. Şurada sağlam evler var ama kimsecikler yok gibi. Aradan gidiyor yol.
Güzel ev değil mi abi? Denizin içinde kalmış bir tane şey, Lahit. Antik kentin ucu. Şöyle gidelim bakalım. Denizin kenarında mola verdik dostlar. Su yok. Evlerin de etrafı kapalı deyip konuşacak kimse de yok. Bir 4 kilometre sonra galiba su var. Bakacağız. Ne buldun kızım? Bak gel bakayım. Koş. Biri mi geliyor? Dikkat kesildi öyle. Patika şöyle tepeye çıkıyor. Antik kentin oraya dostlar. Kalıntıların oradan. Kılıçlı Boğazcık istikametine içeri doğru giriyor. Yarım saatlik molamızdan kalkıyoruz dostlar. Yağmur atmaya başladı. Haydi çıkalım gidelim şuradan. Dediğim gibi antik kentin yanından geçiyoruz. Alperai antik kentiymiş. Yani bir kısmı. Çok şirin görünüyor buradan ha. Evet abi, etraf lahitlerle dolu. Tırmanıyoruz. Şurada bir duvar kalıntısı. Aa, burada da bir ev var. Bu tabii yeni bunlara göre. Silvio, güzel ev ha? Bak bak. Şu arada esas kalıntılar. Evet abi, kalıntılar içerisinden gitmeye devam ediyoruz. Lahitler, duvarlar. Şimdi gelmişini geçmişini anlatacak durumda değilim, bilmiyorum. Alperai antik kenti diye işaretli. İki şehirlerinden biri. Ve duvar kalıntıları. Abi önümüze şöyle bir yer denk geldi. İçi su dolmuş. Oda gibi bir yer diyeceğim. Kapısı yok. Allah Allah. Su kuyusu olarak mı yapıldı diyeceğim. Mimarisi değişik. Doğur. Silvio yok. Herhalde su kuyusu olarak yapıldı böyle. Ya da bir ambar gibi tepeden. Erzak ambarı gibi bir şey olarak yapıldı. Yani civarda kazı çalışmaları olsa bayağı bir şey gün yüzüne çıkacak herhalde. Şöyle yüzeyde kalan duvarlar. Haydi gidelim. Yağmur sıkışıyor dostlar. Oh. Yağmur yağıyor ama suyumuz yok. Of, kameraya da damladı bak. Şurada bir çatılı bir yer görüyorum ama eski ev mi, yeni bir ev mi? Bakalım. Boş bir yerse sığınırız içine. Haydi bakalım. Evet abi, boş yerlermiş. Şu
Şunların birine girelim hemen. Eski bir köy evi dostlar burada. Ya buradan biraz sığınalım buraya. Hala dolapları, şöminesi duruyor. Haydi bakalım. Evet abi, yağmur fazla yağmaya başladı. Suyumuz da yok. Şunlar yıkansın diye bunları koyduk yağmurun altına. Oturuyoruz burada, biraz hafiflerse gideceğiz. Afat'tan da uyarı geldi. Antalya'da felaketlere sebep olacak yağış bekleniyor diye. Oturuyoruz burada. Of. Silvio otur otur. Silvio bak, güzel otur ha. Güzel attın. Burada ateş yakabilir miyiz acaba? Su ama yok, dışarıdaki odunlar ısındı, su da yok. Çorba. Saat de öğlen abi, gitmemiz lazım aslında ama. Bu yağmurda da ıslansak mı acaba? Su yok abi. Bizim az bir şey suyumuz var. O ne abi? Minder mi? Ne bu? Çobandan kalma bir... Ana! Çadır bu lan. Hey Silvio, çadır. Tent. Çadır. Minder zannettim ben bunu. Çadır senin de oğlum. Biri çadır bırakmış. Ha? Güzel. Hı? Yağmurluk yaparız kumaşından ha. Ekstra yağmurluk olur. Oo. Ot, otomatik ha. Wow be. Wow, dur kirletme, yere koyma. Yoldaş, güzel, tek kişi. Yoldaş çadır ha. Tamam. Okey, güzel. Daha yağmur çadırı. Bakalım başka bir şey var mı burada? Ah, fare pisi köyünden başka bir şey yok. Silvio. Hı? Çatıda bir şey var. Pet şişe gibi ama. Oh. Oh. Silvio su! Water! Oh. Su yok diyorduk bak. Hey. Oo abi, biri buraya bırakmış. Temiz su ya. Güzel su ya. Testing. Güzel. Middle test. Bad. Güzel. Güzel. Ya. Aa. Middle güzel adam. Filter. Filter, su, çay, ha? Çay, food, çay, yemek, oh, çay. Evet abi, çobanın aganın biri mi bıraktı, kampçılar mı bıraktı? Tam denk geldi yani, bizim için bırakmışlar sanki. Şimdi yağmur durursa biraz gideceğiz, durmazsa artık buralardayız. Böyle az az yağarken gideriz aslında ama. Dur bakalım, ya yakında... Hani 4-5 kilometre sonra var köy. Boğazcık, Kılıçlı civarları. Zemin de kayalık, ıslanınca çok fena kaygan oluyor. Her şeyi değerlendirmek zorundayız. Bugün gitmezsek yarın da yağışlı gösteriyor. Bir şekilde yol almamız lazım diye düşünüyorum. Bakalım. Dur Silvio, yardım edeyim dur. Toplamayı bilmiyorsun değil mi sen? Dur. Bekle. Güzel çadır bulduk abi. Yoldaş çadırı. Yoldaş çadır ha? Yoldaş çadır ya. Tamam. Abi şu kenardaki küçük evin içindeydik. Bir de yanında böyle bir şey var. Yağmur hafif diner gibi oldu. Buraya bir bakalım diye geldik. Burada birkaç eşya da var. Kapıları telle bağlıydı. Ocak var. Kamp atılabilir, çok güzel. Burada yerde kilim var. Hasır daha doğrusu. Burada da bir ocak var. Oo. Şuraya aç, minderini yat. Ama saat 1:30 daha. Tava mava da koymuş, yorgan da var. Kahve cezvesi bile var. Adamın eşyaları burada, demek ki gelip gidiyor. Kerpetenden kesere kadar. Neyse.
Yağmur biraz diner gibi oldu. Biz yola devam edeceğiz mecbur. Evet abi, yağmur durdu. Gidiyoruz. Tabii ki o çadırı almıyorum. Hem basit bir çadır, hem yük, hem de her şeyden önemlisi belki de bu çobanın falandır. Buraya su koymuş adam. Suyu aldık, kullandık ama bu çadırı kim bıraktı kim bilir. Gerçi atılmış gibiydi ama bizim işimize yaramaz. Hadi gidelim şimdi. Hava birden kesildi abi, açıldı. Ama devamı gelebilir gece. %90 yağışlı gösteriyordu. İşte baktığımız diğer ev şu. Onun içi biraz eşyalı. Bir tane şurada var, o da harabe. Ona da baktım geldim. Yaşanmış burada abi. Güzel yerler ama niye bırakıp gittiler bilmiyorum. Sezonda geliyorlar herhalde zeytin toplamaya falan. Evet abi, yol devam ediyor. Yerler ıslak. Kırmızı çamur. Kaygan kayalar. Ve yola uygun olmayan bir ayakkabı. Üçü bir arada. Çok dikkat etmek lazım. Sırtımızda da yük. Şimdi tekrar tırmanışa geçeceğiz herhalde. Şu tepeyi mi aşacağız? Haydi bakalım. Kılıçlı'ya doğru, Boğazcı'ya doğru giden patika. Yavaş yavaş tırmanışa devam ediyoruz abi. Az kaldı. Tepeye vardık muhtemelen. Boğazcı'ya doğru bir iniş olacak. Bakalım. Dolana dolana çıkıyoruz hala. Dostlar, küçük bir mola verdik. Su kaynatıyoruz, o bulduğumuz suyu. Çok iyi değil. Hem filtre ettik hem de kaynatıyoruz. Ama yağmur sıkıştırdı. Çantaları şöyle örttük, hemen kaynatıp yola devam edeceğiz. Şu tepeyi aşmamız lazım. Haydi bakalım, kaynadı su. Yağmur iyiden iyiye yağıyor. Yol gitmekten başka çaremiz de yok. Yarın da yağışlı. Umarım bundan daha fazla yağmaz. Gedik yağmurluğumuzu bakalım. Faydası ne kadar olacak. Sadece su geçiren şu an ayakkabılar ve pantolon. Gerisi sıkıntı yok. Hadi gidelim bakalım. Yavaş yavaş bulutun altından çıkıyoruz. Oy, yağmur azaldı. Umarım ardından bir daha bir bulut geçişi olmaz. Bayağı bir ıslandık. Yerler çok fena kaygan. Bakın abi, kırmızı toprakla birlikte çok destekli gitmek gerekiyor. Kamerayı kapatıyorum. Kayıp düşebilirim. Yağmur durdu abi. Gökkuşağı çıktı. Şimdi şöyle biraz önceki yerden az daha yürüdük. Biraz rampa daha çıktık. Tepeye geldik. Elektrik telleriyle birlikte gidiyoruz aşağı doğru. Herhalde birazdan Boğazcık tarafı görünebilir. Çok taşlı yerler. Burası bak şöyle biraz traktör yolu gibi. Abi şöyle bir düz yere indik. Eski bir yerleşim yeri olduğunu sanıyorum. Ve eski bir yol. Kenarları duvarlarla çevrili. Zeminde de taşlar döşeli. Geldiğimiz yere, antik kentlere doğru giden bir yolmuş herhalde. Sanırsam galiba. Oo, esinti bayağı serin. Karşısında, karşı tepe Apollonia diye yazıyor. Antik kent mi? Katedral mi? Bilemiyorum. Oraya Likya yolu oradan geçmiyor. Ekstra bir patikası var ama o tepeye kadar çıkmayız. Havalar sıkıntılı.
Gidelim bakalım. Şöyle bir gidersek Kılıçlı diye küçük mezra gibi bir yer var. Bir de bu tarafta var. Köy. Bakalım hangisine gideriz. Muhtemelen ilk yolu böyle dolanıyor. Tekrar sahile doğru iniyor. O yüzden ekstra bir yol eklemeyiz. Kılıçlı'ya uğramayız. Boğazcık köyüne, köyünün kenarından geçecek patika. Oralarda su vardır. Aşağısı Fakdere oluyormuş. Fakdere mevki. O denize iniyor orada. Tepenin ardı Boğazcık. Yol böyle Boğazcık'ın kenarından dolaşarak Fakdere'ye gidecek. Geldiğimiz yer şu tepenin ardı. Böyle yola çıktık. Orada dayılar vardı. İçiyorlardı herhalde bir şeyler. Şimdi şu aşağı inip o tepeye çıkmadan yoldan devam edeceğiz. Silvia! Hadi inelim aşağıya. Tepede dediğim antik kent var. Oraya çıkmayacağız abi. Böyle denize doğru yine yol gidiyor. Boğazcığın kenarından gidecek sanırım. Oralarda da su gösteriyor. Seralar falan var, bir yerden su buluruz. Sonra İnönü koyuna iniyor. İnönü koyu diye işaretli. Bakalım nerede kamp atarız. İkindi vakti oldu. Aşağısı Boğazcık köyü dostlar. Yol kıyısına kadar gidiyor. Oradan dönüyor sola. Likya patikası. Oradan bir su alırsak camiye uğramamıza gerek kalmayabilir. Karşısı da Kılıçlı. Buradan sola doğru vadiden gideceğiz herhalde. Bakalım. Üç ağızdan geliyoruz. Liman ağzına gidiyoruz. 15 kilometre varmış. Abi geldik. Yol buradan dönüyor. Buraya kadar gelmişken cami hemen dibimizde, bir cami uğrayalım. Alice House. 250 metre. Boğazcık köyü. Baklaları ekmişler abi. Ne güzel büyümüşler maşallah. Güzel bir köymüş ha. Yağmurdan sonra mis gibi de toprak kokusu var. Bademlikler. Buraya yakın bir yere kamp mı atsak acaba diye düşünüyorum. Bakalım. Köyün meydanında böyle su kuyuları var abi. Bir sürü. Bayağı eskiler. Yenileri de var böyle. Büyük çifte minareli bir camisi var. Kaşmir türü Boğazcık Mahallesi Camisi. Dostlar camideyiz. Mola verdik. Şöyle ön tarafında güzel oturacak bir yer var. Hava bir güneş bir bulut, değişiyor. Saatte 5'e doğru geliyor. Gönül ister bu camide kalmak ama şöyle etrafı kokladığımda sıkıntı çıkacakmış gibi geliyor. O yüzden emin olamıyorum. Rahat edemeyiz. Cemaati varsa gelir geçer. Üst katı müsait. Bilmiyorum, bakalım hoca, muhtar, birileri denk gelir de ne yapıyorsunuz siz falan derse mevzuyu anlatırım. Kalın derse kalırız. Onun haricinde durmayız diye düşünüyorum. Biraz daha gider rastgele bir yere kamp atarız. Ama en azından suyumuzu buradan tedarik etmiş oluruz. Haydi bakalım. Az dinle şurada. Şu karşıda da bir antik harabe var abi. Yanında da ahır gibi, ev gibi bir şeyler inşa etmişler.
Köyden çıkıyoruz. Hava kararıyor. Saat 6 civarı herhalde. Camiye girmedik. Girmediğimize pişman olur muyuz bilmiyorum. Saat 5.30. Hava bir bulutlanıyor, bir açıyor. Ya girmememin bir de sebebi abi, hem öyle bir hava yoktu, hem de üzerimiz kirli, çamurlu. Çorapları, pantolonunu değiştirmek gerekecek. Gelen giden kimsin bilmem ne derken rahat edemeyeceğiz. O yüzden gidelim bakalım. Yerlerde kuru bir yer bulup çadırı kurarız artık. Yapacak bir şey yok. Biliyor do kapı may yok. Ha. Okay. Yor da or al da or. Tamam.
Evet dostlar, bir günün daha sonuna geldik. Köyden çıktık, bayağı bir geldik. 8 kilometre kaldı liman ağzına. Yani bir 4 kilometre gelmişiz köyden bu yana. Rastgele bir yere çadırımızı kurduk. Bir düzlük alan bulduk, kurduk abi. Daha fazla yürüyecek halimiz kalmadı, dermanımız. Çadırlarımız burada. Şuraya da bir ateş yaktık. Odunlar hafif suyunu çekmiş. Zorla tutuşturduk onları. Yiyelim içelim. Havada yağış görünmüyor ama uyarılar, şiddetli yağmur, sel uyarıları devam ediyor. Hatta köyden gelirken de bir araba durdu. Nereye gidiyorsunuz böyle diyor. Yağmur var diyor. Dedim ne yapalım dayı. Camiye girecektik dedim, üstümüz kirli diye girmedik. Girseydiniz keşke filan. Dedim bir yerlere çadır atarız. Dikkat edin diyor, sel var diyor, yıldırım düşer diyor. Aman haklı. Neyse hadi bakalım, yarın ola hayrola. Sağ salim inşallah uyanırsak, havada güzel olursa toparlanıp yola devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Videoyu beğenin, abone olun. Görüşürüz.